Evet, mesleğe girişimiz 1965 senesinde oldu. İlk yaptığım görev de 65 seçimlerinin sonuçlarını, Türkiye'deki sonuçlarını Londra'ya, United Press'e telgrafla iletmek şekliyle oldu. İstanbul'da toplanan bilgileri telgrafhaneye, bir İngiliz muhabir vardı, o dizerdi, hazırlardı telgraf metnini. Telgrafla iletişim kuruyorduk Londra'yla. Daha o zamanlar öyle fax bilmem ne, telex sistemleri pek yoktu. Sonra o tabii İngilizlerin kendi teknolojilerinden yararlanıyorduk. Günde bir sefer akşam üzerleri Londra'dan fotoğraflar gelirdi. Radyo foto sinyalleriyle. Onları biz Türk basınına pazarlardık. O şekilde yurt dışı ile irtibatımız sağlanmış oluyordu. Bunun dışında da diğer fotoğraflar, yurt dışından gelen fotoğraflar PTT yoluyla gelirdi. Yani başka bir iletişimimiz yoktu. Ben şimdi burada çalışırken bir ustam vardı benim. Türk vatandaşı da aslı beyaz Rus. Onunla o baktı bendeki şeyi gördü herhalde, merakı. Her gün bana bir fotoğraf makinesi, 12 pozluk bir film takardı içine, Rolleiflex makine, tepeden bakmalı böyle. Onunla fotoğraflar çekerdik. O zamanların modası, o yılların modası hippiydi. Türkiye'ye hippiler geliyor, Sultanahmet Meydanı'nda. Bol bol biz hippi fotoğrafı çekerek bu işi öğrenmeye başladım. Çektiğim fotoğrafları büyüklerimiz bakıyorlardı falan. Ona göre de kendimi geliştiriyordum. Yani bunu ben okulunda okumadım ama okuldan daha fazla deneyim kazandım. Daha profesyoneller tarafından eğitildim. Fotoğrafçılık başlangıcımız o oldu. Ondan sonra iş yürüdü. Bu 69 senesinde tekrar radyo fotoyla biz fotoğraf alırken Apollo 11'in ilk fotoğraflarını aldık. Onları anında servis ettik Türk basınına. Daha sonra tabii çok popüler oldu Apollo 11 Ay'a inmiş fotoğraflar. Bu fotoğraflardan pek çok kurum İstanbul'da sergiler açtılar. Fotoğrafların negatiflerini bizden alıyorlardı, büyütülüyordu onlar tabii belli bir para karşılığında. Mağazalarda, yok Galatasaray Lisesi'nde falan bunların sergileri açıldı o zaman. Bu şekilde daha çok yayılımı olmuştu. Ama tabii televizyon olayı olmadığı için dar kapasitede kalıyor böyle aktiviteler. Sonra 70'de askere gittik. 72'de geldik. Baktım tabii bizim ajansta kadro şişmiş. Patron dedi ki sen Ankara'ya git. Kalktık Ankara'ya gittik. Ankara'da tabii gazeteciliğin değişik boyutlarıyla karşılaştık. Orada mesela gittim. İlk gün şefim şöyle bir tepeden tırnağa süzdü beni. Sen dedi böyle mi çalışacaksın? Evet dedim. Yani gömlek, pantolon falan. Burada da o işi yapamazsın. Git bir terziye de kendine takım elbise diktir dedi. İlk fırçamızı kıyafetten yedik meslekte. Ondan sonra takım elbiseleri diktirince tabii meclise de giriyorsun. Cumhurbaşkanlığına da gidebiliyorsun. Ankara'da asıl profesyonel gazetecilik yaşamımız başladı. Orada mesela ilginç olabilecek benim gibi benden daha acemi bir arkadaşımız geldi. Onunla beraber dediler ki bir de elimizde teybimiz var. Gidin Süleyman Demirel'den şu şu konuları sorun. Güneş sokağa gittik biz iki arkadaş. Şimdi evin önünde dolaşıyoruz. Korumalar da bize bakıyor. Cesaret edip de içeriye biz beyefendiyle görüşmeye geldik diyemiyoruz.
bizi kabul eder mi diyemiyoruz. İki tur attık, üç tur attık. Korumalardan birisi yaklaştı yanımıza. Beyefendi sizi içeride bekliyor dedi. Ondan sonra tabii son derece rahat, samimi bir insandı Süleyman Bey rahmetli. Ben fotoğrafları çekiyorum. O rahat odasında oturuyor, kitapların arasında böyle. Arkadaş teybi tutacak, ayakta tutuyor. Olmaz dedi. Teybi buraya bırak, git oraya otur dedi adam. Süleyman Bey, bizim arkadaşa. İlk iki arkadaş biz profesyonel acemiliğimizi o şekilde atlatmış olduk. Bazı şeyleri büyüklerimizden öğrendik. Fotoğraflarımızı çektik. Hiç karışmazdı Süleyman Bey. İstediğin açıdan istediğin fotoğrafı çek, yani kendisi öndeyken. Sadece ceketinin önünü açmazdı. Ceketinin önü açıkken beklederdi. Zaten devamlı onunla çalışanlar bilirdi. Beklerdik. Ceketini iliklesin, ondan sonra fotoğraf çekelim. Yani halka kamuoyuna karşı saygısı çoktur rahmetlinin. Yani fotoğrafta dahi ceketinin önü açık, kravatı bir yerine kaymış şekilde hiç poz vermemiştir. Ona çok dikkat edilirdi. Öyle Ankara yıllarımız bizim hareketli geçti. İşte siyasi şeyler devam çalkantılar olduğu için 74'e kadar devamlı köşkün önünde beklerdik. Şimdi Çankaya Köşkü'ne liderler girer çıkar, görüşmeler yapılır. Bir sürü zaman geçiyor. Yani sabah oraya dikilip gecenin belli bir saatine kadar beklediğimiz günler çok olurdu. İşte orada meslekteki abilerimizle eğer mevsim yazsa dışarıda çizgi oynanırdı, sigara içilirdi falan. Hava soğuksa da kapalı bir yer vardı, soba yakılırdı. Sobanın etrafında toplanır. Büyüklerin anıları anlatılır böyle, köy sohbeti gibi. Birbirimizi hem eğitirdik hem vakit geçerdi. Sonra liderler arabayla geldiği zaman köşkün önünde dururlar, şey yaparlardı. Açıklamalarını yaparlar, giderlerdi. Bir gün Erbakan Hoca geldi, herkes koşturdu, gittik etrafına. Anadolu Ajansı'ndan bir arkadaş geride kalmış, arkadan teybini uzatmaya çalışıyor hocanın sesini alabilmek için. Biraz fazla yaklaşmış herhalde hocaya arkadan. Hocam şöyle bir döndü. Muhterem basın mensubu kardeşimin bir arzuları mı var acaba dedi. Tabii millet yıkıldı. Çok espiritüeldi o zamanki liderler. Hiç basınla böyle sert diyaloglara girmezlerdi.